Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınlarının 20'li kronometre Türkçe denemesinin üçüncüsünü çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu cümlede geçen hiç değilse sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamda bir değişme olmaz demiş. Yani aynı anlama geleni soruyor arkadaşlar. Benim yolum parlak bir yol değil. Belki fazla bir etkinliği de yok ama yalanlar içinden geçmiyor hiç değilse. Hiç değilse yalanlara bulanmıyor. Hiç değilse benim kendi yolum ifadelerinden bakın olsa olsa getirirsek arkadaşlar anlam değişir. A'yı elemiş olduk. Yine de getirirsek yine anlamın değiştiğini görürüz. Değil dedik. Az da olsa bu da anlam değişir arkadaşlar. Bunu da eledik. Ne de olsa bu da anlamı değiştirir. Bunu da eledik. Anlamlı olduğunu düşündüğümüz nedir arkadaşlar? En azından sözcüdür. Anlam bakımından birbirine eş değer olduğu için doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Roman, hikaye gibi sanatsal metinleri inceleyen eleştirmenlerin dizginleri elden bırakmaması, şapkadan tavşan çıkarmaması önemlidir. Bakın burada neden bahsediyor arkadaşlar? Sürprizden bahsediyor. Sürpriz olmamasından. Bir de dizginleri elde bırakmamak nedir? Kontrollü olmaktır. Kontrolü sağlamak anlamında kullanılır. Şimdi bu bilgiler ışığına baktığımızda olumsuzlukları ortaya koymak olmaz. Gereksiz açıklamalara yer vermeme olmaz. Çeşitli karşılaştırmalara başvurma bu da olmaz. Açıklama ve yorumlamada aşırıya kaçmama. Bakın aşırıya kaçmama, kontrolü elde tutma, sürprize yer vermeme. Bu değerli arkadaşlar altı çizili sözcükten çıkarılabilecek anlamdır. Bundan dolayı doğru cevabımız da nedir? D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamaları aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez demiş. A seçeneğinde üçüncü cümle var. Bakalım. Bazı atasözleri fıkra edası taşır ve konuşmalara dayalı atasözleri kısaltılmış bir hikaye yapısı gösterir ifadesinden. Bakın deveye sormuşlar boynum neden eğri, nerem doğru ki demiş. Konuşma şeklinde olduğunu görüyoruz karşılıklı. Bundan dolayı bu doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Dörtte bazı atasözleri deyimlere dayanır. Öğüt verici niteliktedir demiş. Bakalım ayağını yorganına göre uzat. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da bir öğüt veriyor. Bunu da elemiş olduk. Beşinci cümle bilgece konuşan ve dolaylı olarak yol gösteren atasözleri genellikle kişi ya da muhatabını cesaretlendirme amacı taşır demiş. Bakalım korkunun ecele faydası yok. Evet bu da cesaret vermişidir. C seçeneğini delemiş olduk. Doğa olaylarını anlatan atasözleri doğa olaylarının oluşumunu anlatabilir ya da insanın doğa karşısında yaptığı gözlemlerini yansıtır demiş. Bakalım Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır ifadesinde bir gözlem var. Mart ayının sert geçtiğini belirtiyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Kimi atasözleri eksiltili bir anlatımla bitmemiş cümle şeklindedir diyor. Bakalım deli ile çıkma yola başına getirir bela ifadesinde. Bakın getirir yüklem. Dolayısıyla arkadaşlar eksiltili olsaydı 3 nokta konurdu cümlenin sonuna. Bu da olmadığı için cümlede yüklem olduğu için eksiltili değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel nitelik taşımamaktadır diyor. Öznel olanı soruyor kısacası bize arkadaşlar. Bakalım. Arkeogenetik alanında klasik gen izlerine dayalı sentezlerden ilk 1994'te yayımlanan ve Luca Cavalli Sforza ile meslektaşlarının birlikte yazdıkları İnsan Genlerinin Tarihi ve Coğrafyası adlı eseridir. Arkadaşlar burada öznellik yok. Dolayısıyla nesnel bir ifadedir. A'yı elemiş olduk. Bu çalışma mekansal örüntüleri ortaya çıkarmak üzere istatistik yöntemleri kullanarak her kıta için ayrı ayrı genlerin görülme sıklıklarının coğrafi dağılımı üzerinden yürütülmüştür. Bu da nesneldir. Bunu da elemiş olduk. Örneğin bu yolla Avrupa için ilk temel bileşen bağlamında Anadolu'dan Kuzeybatı istikametinde Britanya ve Kuzeybatı Avrupa'ya doğru yönelim gösteren yapay haritalar elde edilmiştir. Bakın burada da öznel bir ifade yok. Bunu da eledik. Bu da nesneldir. Varılan sonuç Neolitik çağın başında tarımla uğraşan bir nüfusun Anadolu'dan çıkarak öteki yerlere yayılmış olduğu şeklindedir. Burada da öznel bir ifade yok. Bu da nesneldir. Bu bir dönüm noktasıdır aynı zamanda. Arkeogenetik araştırmaların ilk önemli ve başarılı aşamasıdır. Bakın arkadaşlar,
önemli ve başarılı demiş. Kime göre, neye göre? Buradan biz bunun öznel olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sivas'ta 2005 yılından bu yana Sivas Alpin Doğa Spor Kulübü tarafından Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buzaltı dalış etkinliği gerçekleştiriliyor demiş. Bakalım. Zara Sivas'ın buzaltı dalış etkinliklerinin düzenlendiği tek ilçesidir demiş. Bakın böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu elemiş oluruz. Sivas'ta 2005 yılından önce buzaltı dalışı gerçekleştirilmemiştir diyor. Yine arkadaşlar bunun olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu da eledik. Sivas buzaltı dalışı sporuyla turizme katkıda bulunmaktadır. Bundan da herhangi bir bilgi vermiyor. Turizme katkıda bulunup bulunmadığından bunu da eleriz. Zara ilçesinde her yıl aynı tarihte buzaltı dalışı etkinliği yapılmaktadır. Bunu da bilmiyoruz. Her yıl aynı tarihte yapılıp yapılmadığını bunu da eledik. Sivas'ın Zara ilçesinde yılın bazı dönemlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşmektedir diyor. Arkadaşlar buzaltı dalış etkinliği gerçekleştirmek için sıcaklığın sıfır altına düşmesi gerekiyor. Doğrudur. Bu buradan kesin olarak çıkarılabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız da nedir? E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. 1800'lü yılların hemen başlarında Britanya adasında büyük bir kıtlık ortaya çıktı. Bu felaketten en çok etkilenen yerlerden biri ise İrlanda'nın Drogheda şehriydi. A seçeneğine baktığımızda değerli arkadaşlar bakın 1800 yılındaki demiş. Burada ise 1800'lü yılların demiş. Bundan dolayı birleştirilmiş halinde sıkıntı var. Bu doğru değildir. B seçeneğine baktığımızda ise arkadaşlar yine bunun da doğru olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü 1800 yılını kullanmamış arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. C seçeneğindeki cümleye baktığımızda ise burada da arkadaşlar tam bir birliktelik olmadığını görüyoruz. Burada da Britanya adasını unutmuş. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. D seçeneğine baktığımızda ise 1800'lü yılların hemen başında diyor. En çok etkilenen yer demiş arkadaşlar. Burada yer ifadesi kullanılırken bakın burada da yerlerden biri demiş. Dolayısıyla arada farklılık var. Bunu da elemiş olduk. E seçeneğinde 1800'lü yılların hemen başlarında Britanya adasında ortaya çıkan büyük kıtlık felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri de İrlanda'nın Drogheda şehriydi ifadesi birleştirilmiş doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. Yedinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir kökten türemiştir diyor arkadaşlar. Bakın Göksu'nun yolculuğu derken yol nedir? İsimdir. İsimden türemiştir dolayısıyla. Birleştiği ifadesinde bir yine arkadaşlar isimdir. Bu da isimden türemiştir. Başlıyor ifadesinde baş nedir arkadaşlar? İsimdir. Bu da isimden türemiştir. Yaşam kelimesinde yaş isimdir. İsimden türemiştir. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam olmuştur. Sayısız ifadesinde saymak nedir arkadaşlar? Fiildir. Fiilden türemiştir. Kökünü sormuştu bize. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. Aşağıdakilerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. İnsanlar dağcıları genellikle doğayla mücadele eden ve doğayı yenerek zirvelere çıkan kimseler olarak görürler ifadesinde. Bakın görürler yüklem. Kim görür? İnsanlar özne. Kimi görür? Dağcıları nesne. Nasıl görür? Genellikle doğayla mücadele eden ve doğayı yenerek zirvelere çıkan kimseler olarak buralarda ayırma yaptığı için yanlışlık yapmış arkadaşlar. Bu da zarf cümlece olacaktı. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem birden çok çekim eki hem de birden çok yapım eki almıştır diyor. Sözcüklerimize bakalım. Bölgelerden ifadesinde bakın bir tane yapım eki var. Bölmekten bölge olmuş. Bunu eleriz. Bulunuyor ifadesinde bulmaktan bulunmak olmuş. Yine bir tane yapım eki var. Bunu da elemiş oluruz. Timsah zaten kök halinde iki tane çekim eki almış. Bunu da eleriz. Merkezlerinden ifadesinde ise merkez isim, lar çokluk eki, iyilik eki, n kaynaştırma, den ayrılma hal eki ama birden çok yapım eki yok. Bunu da elemiş olduk. Şimdi gözlemcilerinin kelimesine bakalım arkadaşlar. Ben bunu eklerine ayırmış olacağım. Bundan sonra da
eklerinin durumlarına bakmış oluruz. Şimdi arkadaşlar bakın, göz isim kökündedir. Gözden gözlemek olmuş, isimden fiil yapım eki almış, gözlemekten gözlem olmuş. Bu da nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Gözlemden de gözlemci olmuş. Tekrar isimden isim yapım eki almış. Lar çoğul ekidir. Gözlemcileri dediğimde iyilik ekidir arkadaşlar. N kaynaştırma harfidir. Gözlemcilerin dediğimde ise buradaki in de nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Bundan dolayı da görmüş olduğunuz gibi birden çok yapım eki ve birden çok çekim eki almış. Doğru cevabımız da nedir? D seçeneği olacaktır. 10. soru, bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiil değildir demiş. Bakalım, bilinen derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Geçen derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Yaptırdığı derken arkadaşlar bakın, dıktı geki anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Olmayan derken buradaki an yine sıfat fiil ekidir. Yaşamış ifadesi de burada nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Buradaki mış eki de kip ekidir arkadaşlar. Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. E seçeneğinde sıfat fiil değil, kip eki olarak kullanılmıştır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş isim tamlamasına örnek oluşturmaz diyor. Bakalım. Burçların parçası nasıl bir tamlama arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Bakın araya ne girmiş? Sıfat girmiş. Gecenin ziyası demiş. Gecenin hangi ziyası? Yüksekteki ziyası. Bu sıfattır arkadaşlar. Bu da belirtili isim tamlamasıdır. Dümen sallayan her denizci. Denizci isim. Nasıl denizci? Dümen sallayan her denizci. Arkadaşlar burada niteleme sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi isim tamlaması değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere baktığımızda bu debdebenin 200 metre yükseğine demiş. Bu da belirtili isim tamlaması. Bu sözcüğü sıfat arkadaşlar. 200 metre sözcüğü de yine nedir? Sıfat görevinde kullanılmıştır. Buranın adı belirtili isim tamlaması. Bir sözcüğü nedir burada? Bu da sıfattır. Görmüş olduğunuz gibi 3 numara haricinde isim tamlamalarının arasına ya da önüne sıfat geldiğini görüyoruz. Ama 3 numaralı cümle arkadaşlar sıfat tamlaması görevinde kullanılmıştır. İsim tamlaması değildir. 12. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından ötekilerinden farklıdır diyor. Şimdi yüklemin türünü sorduğuna göre bize neye bakacağız arkadaşlar? Yüklemin isim ya da fiil olup olmadığına bakacağız. Bakalım. Geçmişti ifadesinde geçmişti nedir? Fiildir. Vardı ifadesinde ise buradaki var nedir arkadaşlar? Mevcut, bulunan anlamında kullanılmış. Bu da isimdir. 3 numaraya baktığımızda ise belgelediler ifadesinden bakın, belgelemek isimden fiil olmuş. Dolayısıyla bu sözcük nedir artık? Bir fiil cümlesidir arkadaşlar. Topladı ifadesinde ise toplamak yine fiil görevindedir. Derledi ifadesinde ise derlemek de nedir? Yine fiil görevinde kullanılmıştır. Bize farklı olanı sormuştu. Farklı olan ise nedir arkadaşlar? 2 numaralı var sözcüğüdür. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım, ayrılma durum eki almış zamir diyor A seçeneğinde. Nerede var? Bizden derken bakın arkadaşlar, buradaki den nedir? Ayrılma durum ekidir. Buradan A seçeneğini elemiş oluruz. Eylemi zaman yönünden etkileyen sözcük demiş. Bakın, açmak fiil. Ne zaman açar? Hala. Hala sözcüğü burada nedir? Zaman zarfıdır. Dolayısıyla zaman yönünden belirtmiştir. Buradan B seçeneğini çıkarırız. B'yi de elemiş olduk. Türemiş niteleme sıfatı diyor. Bu nerede var arkadaşlar? Burada bakın, güneş isim, nasıl güneş, sonsuz güneş. Bu da niteleme sıfatıdır. Sondan sonsuz olmuş, yapım eki almış, türemiş. Biz buradan da arkadaşlar C seçeneğini çıkarırız. C'yi de elemiş olduk. Nesne görevinde kullanılmış sözcük diyor. Bu dursun isterseniz. Bakın arkadaşlar, ışıklar kelimesine baktığımda ben bunu bu şekilde eklerine ayırmış olurum.
Işımak fiil köküdür. Işımaktan ışık olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Lar da nedir? Çoğul ekidir. Dolayısıyla hem yapım eki hem de çekim eki almış bir isim vardır. Bunu denemiş oluruz. Ama nesne görevinde kullanılmış bir sözcük olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna yol açmıştır diyor. Parçamıza bakalım. ABD'li yönetmen Jim Jarmusch'un senaryosunu yazıp yönettiği 1991 yapımı Dünyada Bir Gece, 5 farklı şehirden 5 taksi şoförünün yolcularla aralarında geçen hikayelerinin anlatıldığı 5 kısa filmden oluşuyor. Los Angeles, New York, Paris, Roma ve Helsinki şehirlerinde çekilen filmin müziklerinde Tom Waits imzası bulunuyor ifadelerinden. Arkadaşlar bakın şurada 5 şehirden desem de aynı anlama geliyor. 5 farklı şehir desem de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Gereksiz sözcük kullanımı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 15. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Türk-Japon ortak yapımı Ertuğrul 1890 filmi arkadaşlar bulduk. Bakın filmin F'si nasıl olacaktı arkadaşlar? Küçük yazılacaktı. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? 2 numara olacaktır. Yani B seçeneğidir. 16. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Her öykünün bir başlangıcının bir sonunun olması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Büyük başlamış, soru sormuş. Buraya ne gelir arkadaşlar? Soru işareti gelir. Bütün öykülerden çıkan kıssanın iki yönü vardır. Bakın iki yönü vardır demiş. Açıklama yapıyor. Bundan dolayı buraya iki nokta gelir. Yaşamın sürekliliği ve ölümün kaçınılmazlığı. Buraya da ne gider arkadaşlar? Nokta gelir. Üç nokta gelmez. Niye? Sınırlama yapmış. İki yönü var demiş. Bunu belirtmiş. Bundan dolayı da nokta olması gerekiyordu. Seçeneklere bakalım. Bakın soru işareti iki nokta nokta doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerinden farklı bir noktalama işareti getirmelidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Teşvikiye'deki gökyüzü manzaralı evden Bostancı'ya Beyazıt'a giderken onca yılın içinden geçtim ifadesinde sıralama yaptığı için buraya ne gider arkadaşlar? Virgül gelir. Ziyaret ettiğim kişi sanat tarihçisi, yazar, akademisyen ve en önemlisi sürekli üreten bir insan. Bakın burada sıralama yaptığı için buraya da virgül gelir. Fakat buraya arkadaşlar ne gelmesi gerekiyor? Açıklama yaptığı için iki nokta gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız yine nedir? B seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D bağlacının yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Servinin ihtiva ettiği anlam edebiyatta da vazgeçilmez simgeler arasında yer almıştır. Doğrudur arkadaşlar buradaki kullanımlar. Sevgilinin boyuna atfen kullanılan servi tabiri ile beraber servi kraman yani salınarak yürüyen sevgili ve servkat yani uzun boylu sevgili tabirine beyitlerde, şiirlerde rastlamak mümkündür. Burada da göremedik, bunu da eledik. Necip Fazıl, Canım İstanbul adlı şiirinde tarihin gözleri var sularda delik delik, servi endamlı servi ahirete perdelik diyen servinin endamıyla ahirete perde olmasına vurgu yapar ifadesinde de bir bozukluk görmedik. Bunu da eledik. Aynı şekilde Nazım Hikmet Servidikler'de adıyla yayımlanan ilk şiirinde hala servilerde ağlıyorlar mı vurgusu ile dizelerinde hem hüznü hem de duyguyu işlemektedir ifadesine bakın. Hem bağlacı var. Buradaki D de bağlaştır arkadaşlar. Bunun ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? 4 numaralı cümle olan D seçeneğidir arkadaşlar. 19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcükteki ses olayı yanlış belirtilmiştir diyor. Bakalım cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez ifadesinde ne var arkadaşlar? Ünlü düşmesi var. Doğrudur. Kadirdir bakın burası. İ'nin düştüğünü görüyoruz. A'yı eledik. Aman diyene kılıç kalkmaz. Ünlü daralması demiş. Kelimenin kökü demektir. E ünlüsü daralarak İ'ye dönüştürmüştür. Y kaynaştırma harfi. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk.
Dost dostun ayıbını yüzüne söyler ifadesindeyiz arkadaşlar. Ne vardır? Ünsüz yumuşaması vardır. Bu ayıptır. PB'ye dönüşmüş, yumuşamış. Bunu denemiş olduk. Her işte bir hayır vardır. Ünsüz benzeşmesi demiş. Doğrudur. İşte olacaktı. D sertleşerek T'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi var. Bunu denemiş olduk. Dostun attığı taş baş yarmaz ifadesinde ünsüz türemesi demiş. Hayır arkadaşlar, burada hem benzeşme var, DT olmuş, hem de arkadaşlar K yumuşak Y olduğu için burada ne var? Yumuşama var. Bundan dolayı doğru cevabımız da nedir? E seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Bakalım. Anlatının dünyası taklitle, benzetmelerle, referanslarla çalışır. Anlatının tüm meşguliyeti duygunun kaynağını işlemektir. Yani öykülemek. Buradaki öykülemeden kasıt yalnızca giriş, gelişme ve sonucu olan klasik kompozisyon anlayışı değil elbette. Gerek tiyatroda gerekse edebiyatta sözcükler yoluyla yahut tiyatroda salt hareket ile soyut ya da somut birçok öyküleme metodu var. Ortaokul ve lise yıllarımızda tiyatro milli eğitim müfredatı içinde hepimizin karşısına edebiyatın bir türü olarak çıktı. Bugün de edebiyat ders kitaplarına bakarsak durumun pek farklı olmadığını görürüz. Diğer bir deyişle tiyatro edebiyatın bir alt türü olarak kabul ediliyor, bir çeşit yazı formu olarak öğretiliyor ifadesinden. Bakın arkadaşlar, biz şuradan itibaren paragrafın ikiye ayrıldığını görüyoruz. Burada tiyatronun eğitim içerisindeki yerinden bahsetmiş arkadaşlar. Dolayısıyla da 5 numaralı cümleden sonra parçayı ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, ana düşünceyi sorduğu için ben son cümleleri okuyacağım. Şuradan itibaren okumaya başlıyorum. Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için yalnız kendi dertlerini düşünür. Yalnız onlara inanır. Başkalarında gördüğü dertleri kendisininkiler gibi kavrayamaz. Onlara omuz silkemez. Gülmezse, eğlenmezse onlarla gene iyi ifadesinden. Bakın, biz özellikle çevremizdeki insanların dertleri ilgimizi çeker. Bu olmaz arkadaşlar. Başkalarının sıkıntılarını görüp onlara çözüm üretmektense onları hep eleştiririz. Bu da olmaz. Genellikle insanlar kendilerini düşündükleri için başkalarının sıkıntılarını kavramaktan uzaktır. Bakın, bencillikten bahsetmişti, hatırlayın. Yalnız kendi dertlerini düşündüğünden bahsetmişti. Başkalarının sıkıntılarına omuz silkmezse, gülmezse, eğlenmezse daha iyi ifadelerinden biz vurgulanmak istenen düşüncenin C seçeneğindeki cümle olduğunu anlarız. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 22. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü cümle olur demiş. Arkadaşlar, cümlelere şöyle genel olarak bir baktığımızda en genel yargının bir numaralı cümle olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bir numaralı cümle, bakın, bu cümledir arkadaşlar. Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında Derin Mavi adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı. O sırada ben gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek demiştim. Bir arkadaşım ise bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir görüşünü savunmuştu. Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti şeklinde sıralama yapmamız uygun olacaktı. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız nedir? Baştan üçüncüyü sorduğu için A seçeneği olacaktır. 23. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Bakalım. Öğretmenlik, hakimlik gibi meslekler dünyanın hemen hemen her yerinde sabır ve sevgi isteyen en saygın uğraşlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden sadece iyi gelir getiriyor diye fiziki, biyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun olmayan mesleği seçmek sakıncalıdır. Çünkü onlara göre mesleklerin genel özelliği maddi tatminden çok manevi doyum ve saygınlık sağlamasıdır. Gençler meslek seçimi yaparken bu ayrıntıları mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.
Fakat bununla birlikte bu mesleği yapanların büyük servet sahibi olma gibi bir beklentileri yoktur ifadelerinden. Bakın arkadaşlar, biz 2 ile 5'i yer değiştirdiğimizde daha anlamlı bir bütün olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü 3. cümlede diyor ki, çünkü onlara göre mesleklerinin en genel özelliği maddi tatminden çok manevi doyum ve saygınlık sağlamasıdır diyor. 5'te de bu mesleği yapanların büyük bir servet sahibi olma gibi beklentileri yok. Bunların beklentileri neymiş arkadaşlar? Saygınlık kazanmakmış. Dolayısıyla doğru cevabımız da bu açıklamalardan dolayı nedir? E seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bakalım. Türk dergicilik tarihindeki ilk gelişmelerin yaşandığı dönem Tanzimat dönemidir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren günlük gazetelerle birlikte haftalık, 15 günlük ve aylık dergilerin yayınlanmaya başladığı bu dönem Türk dergiciliği açısından önemlidir. Bu ilk dergiler tıpkı Avrupa'da olduğu gibi bilimsel çevrelerin yayın organı olarak ortaya çıkmışlardır. Bu anlamda Türk dergiciliği, bilim dergiciliği olarak gelişmeye başlar. Şu ana kadar yapılan araştırmalar Osmanlı'da ilk derginin 1862 yılında çıkarılan Mecmua-i Fünun adlı dergi olduğunu göstermektedir. Fizik, kimya, felsefe, ruh bilim, sosyoloji, tarih ve coğrafya gibi bilimsel konulara ilişkin makalelerin yer verildiği bu dergiler belli bir süre çıktıktan sonra çeşitli sebepler yüzünden yayınını durdurmak zorunda kalmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, burada anlatımın akışını bozan cümledir. 5 numaralı cümledir. Neden? Çünkü burada dergiciliğin genel tarihinden, ortaya çıkışından falan bahsederken burada arkadaşlar sadece bu cümlede Mecmua-i Fünun adlı dergiden bahsediyor. Yani Osmanlı'daki ilk dergiden bu cümlede bahsetmiş. Ne öncesinde ne sonrasında Mecmua-i Fünun'dan bahsediyor. Bundan dolayı da anlatımın akışını bozduğu için doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. 25. soru. Böyle diyen bir yazarın yazınsal görüşü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bakın. Bakalım. Romanda olsun, öyküde olsun, incelemede olsun kurguya önem veririm. Çoğu durumda kurgu yapıtın bel kemiğidir. Şu var ki kurgu için kurgu değildir benim aradığım. Kurguyu yapıtın içeriği ve başka biçimsel yönleriyle bağlantılı olarak tasarlamaya çalışırım. Bir de tek başına biçim benim için bir anlam taşımıyor. İçeriğin kendi biçim ve üslubunu getirmesi gerektiği kanaatindeyim. İfadelerinden, yapıtlarında kurgu, biçim ve içeriğin yaratıcı bir bütünlük sergilemesine özen gösterir. Doğrudur, bu parçadan çıkar, bunu elemiş olduk. Okura nasıl söyleyeceğinin tadını öncelikli olarak yaşatmaya çalışır. Arkadaşlar bu bir dursun. Neyi nasıl anlatacağının, nasıl kurgulayacağının bilinci içindedir. Zaten hep bu kurgudan bahsediyor. Bunun planını kuruyor. Doğrudur. Biçimle içeriğin dengesini, uyumunu ve bütünselliğini gözetir. Son cümlelerden bunu da anlıyoruz. Bu da çıkar. İçerik ya da öz, biçim ve dili belirler. Bu da bu parçadan çıkarılabilir arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Ama okura nasıl söyleyeceğinin tadını öncelik olarak yaşatmaya çalışır ifadesi değil arkadaşlar. Kurguya önem verdiği için bunu elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parçadan hareketle deneysel yazın ürünleri için yargılarından hangileri söylenemez demiş. Bir de yazıldığı türün kuralları dışına çıkar demiş. Bunu nerede görüyoruz arkadaşlar? Bakın, bunu şurada görebiliriz. Bu nedenle yazar hangi türde yazarsa yazsın, yazar için yazı anında türün kuralları birinci önem arz etmez demiş. Buradan bir çıkar arkadaşlar, bir elemiş olduk. Geleneksel kalıpların dışındadır demiş. İki de bu nerededir? Bakın bu da bu sınırları zorla değiştirir, kendi kurallarını kendi koyar ifadesinden burada da iki numara çıkar arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Birikim, ustalık ve emek ister demiş. Bu bir dursun arkadaşlar, paragraftan çıkmıyor gibi. Yazma anında farklılık, yenilik metne yansır ifadesini ise biz nerede çıkarıyoruz arkadaşlar? Bakın buradan da şiir, roman, öykü sınırları içinde kalmaz diyor. Buradan da arkadaşlar biz 4'ü çıkarmış oluruz. Dolayısıyla 4'ü de eledik. Birikim, ustalık ve emek ister ifadesi bu paragraftan çıkmaz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 27. soru. Bu parça düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir demiş. Bakalım. Şuradan alalım arkadaşlar. Çünkü öykü tam da burada duyan, hisseden, kavrayan insani bir düzlemde var olabiliyor.
anlam kazanabiliyor. Değilse insani durumları sorgulamayan, bizi rahatsız etmeyen bir teklifi ve sunumu olmayan insansız bir öykünün ne anlamı olabilir ki? Öyküde zaten bu yüzden hikaye anlatıcısına ihtiyaç duyuyoruz. Bakın, unutulmaz öykü karakterleri olduğu için olmaz. Duyu aktarımını başarıyla gerçekleştirdiği için olmaz. Kendi hikayemize bakmamıza imkan verdiği için bu olabilir mi arkadaşlar? Bakın, şuradan itibaren okuduğunuzda arkadaşlar genel itibariyle bundan bahsediyor. Kendi hikayemize bakmamız gerektiğinden, buna imkan vermemiz gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Şuna dikkat edin, sorgulamayan, bizi rahatsız etmeyen bir teklifi ve sunumu olmayan insansız bir öykünün demiş. Ne anlam olabilir demiş. Dolayısıyla C seçeneği gelebilir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği olacaktır. 28. soru, bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir demiş. İngiltere'nin ünlü Royal Scots'un başkanı Lord Kelvin 1895'te yaptığı açıklamada radyonun geleceği yoktur demişti. Bu Lord Kelvin havadan daha ağır uçan makineler yapmak imkansız da demişti. Radyo dergisi Listener'in editörü ise benim ve sizin yaşam süremizde televizyon hiç önem kazanmayacaktır diye yazmış 1936'da. Radyoda eğitim programlarını başlatan Mary Somerville'da 1948'de televizyonun geleceği yok, televizyon tavadaki bir yağ parlaması gibidir şeklinde görüşünü açıklamış ifadelerinden bize çıkarılacak olanı sormuştu arkadaşlar. Bakalım, insanoğlu güvenliğini ve geleceğini teknoloji sayesinde koruma altına alınmıştır. Bu çıkarılamaz. Teknolojideki gelişmeler en çok radyo ve televizyon alanında gerçekleşmiştir. Kısmen bahsediyor ama tam olarak çıkarılamaz. Bunu denemiş olduk. İngiltere Avrupa'da birçok gelişimin gerçekleştiği ülke olmuştur diyor. Bu da değil arkadaşlar. Teknolojik ürünler günümüzde yaşamamıza her alanda hakim olmaktadır. Bu da değildir. Bunu denemiş olduk. Teknolojinin hayatımıza neler getireceğine ilişkin öngörüler bazen tutmayabilir demiş. Doğru cevap budur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bakın, birçok kişi öngörüde bulunuyor fakat hepsinin birbirini tutmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları özetler demiş. Afrika'da çalışan bir antropolog bir kabilenin çocuklarına bir oyun oynamayı önerir. Ağacın altına koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülü o meyveleri yemek olacaktır. Haydi şimdi başla. Birinci olan alacak. O an bütün çocuklar el ele tutuşur, koşarlar, ağacın altına beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye başlarlar. Antropolog neden böyle yaptıklarını sorduğunda şu cevabı verirler. Biz ubuntu yaptık. Yarışsaydık yarışı kazanan bir kişi olacaktı. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi ödül meyveyi yiyebilir? Oysa biz ubuntu yaparak hepimiz yedik. İfadelerine bakacağız. Arkadaşlar, ubuntu bir felsefedir. Bizlik ve benlik kavramını hayatının her alanından ayıran ince bir çizgi olarak görürler. Ubuntu'ya inanan insan diğerlerine açıktır, diğerlerine olumludur. Yani diğerlerinin yaptığını da hoş karşılayabilir. Bu anlama gelir. Şimdi bu anlamlar dışında ben varsam ancak biz de olabiliriz. Böyle bir şey ubuntu değildir. Bunu elemiş oldum. Hepimiz birimiz için çalışmalıyız. Bu da olamaz. Ya ben vardır bu yaşamda ya da biz. Bu da olamaz. Ben biz olduğumuz zaman ben olurum. İşte arkadaşlar, Ubuntu'nun felsefesi budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına hem de sonuna getirilebilir demiş. Ne anlattığımız ile onu nasıl anlattığımız birbirinden ayrı şeyler değildir. Nasıl ki ruh ve madde birbirinden ayırt edilebilir, ancak ayrıştırılamaz. Biri diğerinin öbür yüzü gibidir. Ne anlattığımız ile onu nasıl anlattığımız da aynı şeylerdir. Birlikte doğarlar. Her şeyi nasıl anlattığını anlatıyorsam, ne anlattığımı da anlatıyorumdur. Zaten kendiliğinden başka türlüsü pek mümkün olmuyor. İfadelerinden biz seçeneklere baktığımızda değerli arkadaşlar, içerik bir eserin temel ögelerinden en önemlisidir ifadesi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Üslup tartışması hayatımızın en eski konularından biridir. Bu da gelmez arkadaşlar. Kötü bir içeriği iyi bir biçimde anlatmak mümkün değildir. Bu da olmaz. Bir eserde içerik biçimi belirler, biçimde içeriği. Bu olabilir arkadaşlar, bir dursun.
Eserin okuyucunun beğenisine seslenen yönü anlatımıdır demiş. Bu da olmaz. Bakalım. Bir eserde içerik biçimi belirler, biçimde içeriği, ne anlattığımız ile onu nasıl anlattığımız demiş. Biçim arkadaşlar, üslup, içerikte konu, yani ne anlattığımız değil, nasıl anlattığımız. Bu son kısma da gelir. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçaya göre Gezi yazısının bir edebiyatçı tarafından yazılmasının ayrıcalığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Edebiyatçı kaleminden çıkma Gezi yazılarının daha kalıcı ve derinlikli olduğunu söylemek mümkün. Çünkü edebiyatçılar sadece olanı tespit etmez, gördüklerini aktarmaz, eşyaların ruhuna nüfuz eder, görülmeyeni görür, sezer ve betimler. Bu anlamda bir şehri tanımada, onun gizlerini ortaya çıkarmada, dikkat ve ayrıntıda edebiyatçının önemi büyüktür. Dolayısıyla bu yazıları o dönemi anlatan belgesel yanları yanında gelecekte olacak olanlar içinde bir kaynak görevi görürler. Edebiyat tarihine baktığımızda hala bu kitapların okunuyor olması işte bu özelliklerden kaynaklanır demiş. Edebiyat sanatçılarının gerçeğe bağlılıklarının daha çok olması olamaz. Gezi yazılarının okuyucunun merak duygusunu kamçılaması olamaz. Var olanın inceliğini yakalayıp hissederek onu güzelleştirmesi, görselleştirmesi bu olabilir arkadaşlar. Dursun. Gezilen yerlerde gizli kalmış ortamları keşfetme yetilerinin olması bu da olmaz. Eserlerini sonraki yıllarda ve okutabilme başarısını gösterebilmeleri bu olamaz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. Var olanın inceliğini yakalayıp demiş. Bakın şurada da görülmeyeni görür derse zaten inceliği yakalamış olur. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Romanların ön sözlerini okumayı severim. Romandan bağımsız ama onunla ilgili fikir verici bir takım sözlerin yolumu aydınlatacağı düşüncesi rahatlatır beni. Ön sözleri okurken Hasip Akgül'ün Albayım adlı romanının henüz patlamış bir tüfek resmiyle döşenmiş ürkütücü kapağını kaldırırken bu rahatlık vardı içimde. Ancak bu defa bir ön söz beni rahatlatmak şöyle dursun. Bakın tersi bir şey olacak değil mi arkadaşlar? Çünkü ön söz romanın yazarı Hasip Akgül tarafından değil baş karakter Kemal Yılmaztürk tarafından kaleme alınmıştı. Kapaktan sızan ürkütücü ruh hali halen devam ediyordu. Çünkü yazar ve kitap adeta benimle oyun oynuyordu ifadelerine baktığımızda. Bakın şu ifadenin tersi olacak demiştik. Hatırlayın. Ancak bu defa bir ön söz beni rahatlatmak şöyle dursun. Germiş, sıkıntıya sokmuş, rahatsız etmiş anlamlarına bir şey olması lazım. Boşluğa bıraktı olmaz. Derinden etkiledi olmaz. Bakın rahatsız etti ifadesini biz zaten kullanmıştık olabilir. Çok mutlu etti olmaz. İçimi burktu olmaz. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 33. soru. Bu parçada özellikle aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır diyor. Eski Türk inançlarında kutsal ağaç motifinin çok önemli bir yeri vardır. Eski Türkler başlangıçta yüce bir yaratıcı, insana sahip olmakla beraber tabiat varlıklarını da kutsal kabul etmişlerdir. Hayat ağacının Türk inançlarında çok çeşitli sembolik anlamları vardır ve hayat ağacı Türk boylarında farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Fakat genel olarak Bayterek ve Baygaç, Bayagaç olarak adlandırılır. Yeryüzünün merkezinden Tanrı katına yükselen bu ağaç, yer ile gök arasındaki kutsal değnek olarak da tanımlanır. Bu değnek, gökyüzündeki ve altındaki ruhların bir geçiş yoludur demiş. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda hayat ağacının tarihsel kimliği değil, eski Türklerde hayat ağacı bahsedilen budur arkadaşlar. Bu konu üzerinde durmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Bakın her yerde bu kutsal ağaçtan bahsediyor. Hayat ağacı demiş değil mi? Yine hayat ağacı ifadesini kullanmış. Burada da kutsal değnek ifadesini kullanmış. Bunlardan dolayı da B seçeneği diyebiliriz. 34. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda ilk cümleleri okumamız yeterli bizim için genel itibariyle. Dedem kuş gözlemcisiydi. Annem yazlık evimize bizi kuş gözlemeye götürürdü. Ailecek gidip gözlem yapılan kulübelerde otururduk. Bakın B seçeneğinde yer alan kuşlara ilginiz nasıl başladı? Ailesinin yönlendirmesiyle başlamış. Bunu alabiliriz. Daha sonra bana kalırsa bilim insanı olmak
bir işten çok daha fazlası. Eve her akşamüstü 5'te gidip televizyon izlemiyorsunuz. Bu bir yaşam biçimi demiş. Bir de arkadaşlar şurada. Çünkü bu bizim yaptığımız iş, kim olduğumuz ilgili ve yaptığımız her şey bir şekilde buna bağlı. Dolayısıyla bu konuda tutkulu olmaları gerek. Çünkü bu alanda çalışmak gerçekten kendini adamak demektir diyor. Burada da gençlere tavsiyelerde bulunuyor. B seçeneğinde yer alan biyoçeşitlilik ile ilgili çalışmalar yapacak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir ifadesinden de biz tavsiyelerin bakın bunlar olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 35. soru. Bu parçanın genelinde yanıtı aranan soru aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Kurmaca metinler yaşadığımız hayatları çoğaltmaya, yeni deneyimler biriktirmeye, anlam arayışına yeni kelimelerle katkı sunmaya, insanın kendisini keşfetmesine, ayrıca insanın hayatı keşfetmesine, insan olarak kalabilmesine, insani yanlarını beslemesine katkı yapar. Bugün yaşadığımız dünya, yaşadığımız coğrafya bize hangi insani erdemlerden bahsedebilir? Gözümüz, zihnimiz, gönlümüz kirlenmişken nasıl bir üretimin içinde olabiliriz? Yalnızca tüketiyoruz. Tükete tükete tükeniyoruz. Ama farkında değiliz. İzlediğimiz haberler, filmler bizi maddi dünyanın içine çağırıyor. Oysa kitaplar bizi maddi dünyaya çağırmaz. Tersine onu anlatmak, kendi dünyamızı oluşturmak ister ifadesinden. Kurmaca metinleri nasıl okumalıyız? Bu tam olmuyor. Yazınsal bir yapıttan neler beklemeliyiz? Bu da olmaz. Niçin kurmaca metinleri okuyoruz? İşte kendimize ait yeni bir dünya yaratmak amacıyla buna cevap vermiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği olacaktır. 36. Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangisi kurmaca metinlerin kişiye sağlayacağı katkılardan biri değildir demiş. Bakalım yeni hayatlar sunma demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın şurada yaşadığımız hayatları çoğaltmaya demiş. Buradan biz biri çıkarırız. O yüzden bunu elemiş olduk. Söz dağarcığını zenginleştirme demiş. Peki bu nerede var? Bakın burada da yeni deyimler biriktirmeye, anlam arayışına yeni kelimelerle katkı sunmaya demiş. Buradan da 2'yi çıkarız arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. 3. İçsel yolculuğa çıkartarak insana kendini tanıtma demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın insanı kendini keşfetmesine demiş. Buradan da 3 çıkar arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. 4. İnsanca yönleri geliştirme demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu da insanın hayatı keşfetmesine, insan olarak kalabilmesine demiş. Buradan da 4 çıkar arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Kişinin sosyal konumunu belirleme. Paragrafta böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir demiş. Son kısmı okuyalım arkadaşlar. Şuradan itibaren alalım. Müzik asıl olarak her zaman duygu ve zevkleri yakalayacak bir melodi ve armoni arayışındadır. Bu ise ritim ve ölçü gibi araçlarla gerçekleştirilir. İşte edebiyat, bakın ana düşünce geliyor, tam ana düşünceye verecek bir ifade. Müziğin seslerden oluşan bu melodi ve armoni imkanına sahiptir diyor. O zaman edebiyatın sahip olduğu imkanlardan bahsediyor diyebiliriz. Bakalım. Müziğin zengin olanaklara sahip olduğu müzik değil edebiyattan bahsediyor arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Edebiyatın müzikle benzer olanaklara sahip olduğu değil. Müziğin kaynağının ne olduğu değil. Müziğin diğer sanatları nasıl etkilediği değil. Edebiyatın ne gibi olanaklara sahip olduğu zaten son cümlede de bunu söylemişti. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. 38. soru. Yukarıdakilerden hangisi bu parçadan müzikle ilgili olarak çıkarılabilecek yargılardan biri değildir demiş bakın. 1. Kaynağı sestir demiş. Bu var mı arkadaşlar? Var. Bakın müzik seslerle var olur demiş. Biz buradan neyi çıkarırız arkadaşlar? 1'i çıkarırız. 1'i elemiş olduk. 2. Ses müzikte yeniden biçimlenir demiş. Peki bu var mı? Bu da var arkadaşlar. Bakın değişmiş, dönüşmüş, ölçülü ve ritimli ve simetrik anlayışla bir araya gelmiştir diyor. Buradan da biz 2'yi çıkarırız. Değiştiğinin, biçimlendiğinin göstergesi. 2 ile elemiş olduk. Hisleri etkileme çabasındadır diyor. Bu var mı arkadaşlar? Bu da var. Asıl olarak her zaman duygu ve zevkleri yakalayacak bir melodi ve armoni arayışındadır derken etkileme gücünden bahsediyor. Buradan da 3'ü çıkarmış oluruz arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Müzik her sesle olur demiş. Bu bir dursun. Müzikte melodi yenilemelerle sağlanır demiş. Peki bu ifade nerede var? Bu da bakın arkadaşlar şurada.
Müziğin seslerden oluşan bir melodi ve armoni imkanına sahiptir diyor. Biz buradan da 5'i çıkarırız. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. Geriye kalan 4 numaralı cümle. Müzik her sesle olur ifadesi bu parçada yer almadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 39. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. A. Nesnel yargı. Bakın şu ilk cümlelere baktığımızda nesnel yargının olduğunu görüyoruz. A seçeneğini elemiş oluruz. Öyküleme. Arkadaşlar paragrafın genelinde bir olaydan bahsediyor. Dolayısıyla öyküleme tekniği kullanılmıştır. Bunu denemiş olduk. Benzetme demiş. Bakın şurada bir bulut gibiydi derken ne yapıyor arkadaşlar? Buluta benzetiyor. Buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. Bu da çıktı. Niteleyici sözcükler demiş. Bakın kağıttan bir balina demiş arkadaşlar. Buradan D seçeneği çıkar. Yine buruşuk kağıtlar demiş. Buradan da yine D seçeneği çıkar. Niteleme sıfatlarıdır bunlar. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar parçada herhangi bir olasılık yer almadığı için doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geldik. 40. soru. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisini okuyucuyla paylaşmaktadır diyor. Parçayı okuduğumuzda Lida Fine'nin yönettiği 3. oyunda buruşuk kağıttan bir perdeyi engebeli iç bükey ya da dış bükey bir yüzey olarak değerlendiriyorlar. Perdeye suya damlatılan boyaların oluşturduğu ebru işlerine benzer görüntüleri yansıtıyorlardı. Sonunda perdenin kendisi anlatının içindeki bir kukla, anlatının baş kişisi olduğu çıktı. Görünmeyen kuklacıların boşlukta taşıdığı, dolaştırdığı, biçimden biçime soktuğu bir bulut gibiydi. Kuklacılar en sonunda kağıttan bir balinayı sahneye getirip önümüzden geçirdiler. Kıvrılan, bükülen, kuyruğunu oynatan balina önümüzden geçti gitti ifadelerinden. Bakın arkadaşlar biz kukla oyununun güçlüklerini değil, kukla oyununun çocuksu yönlerini değil, kukla oyunu ile ilgili izlenimlerini aktarmaya çalışmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.